Şu anda alana doğru yaklaşıyoruz. Tabii dikkatli bakmayınca doğadaki canlıları görme şansımız yok. Aşağı doğru indiğimizde, evet, bakın orada bir hareket oldu. Tekrar inelim. Doğada canlılar kamuflaj olurlar. Baktığınız alanda tabii siz ilk etapta herhangi bir şey görmeniz söz konusu değil. Ancak alanda misafirlerimiz var. Bakalım misafirimize. Bir yaprak kurbağası göreceğiz bu alanda hep beraber. Evet. Bakalım. Evet, bakın. Yeşilliğin altında tamamen kendini kamufle etmiş. Dikkatli bakmadığımız sürece onu görme şansımız maalesef ki yok. Evet. Alayım onu. Evet, doğadaki canlılar kendilerini böyle saklarlar. Evet, bir gördüğümüz gibi bir yaprak kurbağası da burada kendini saklamış durumda. Evet, biz de onunla hareket ediyoruz. Evet, şu anda farklı bir alana geçince görüldüğü gibi kendi çıktı ortaya. Evet. Devam edelim. Hila türü ülkemizin birçok yerinde yaygın. Şu anda Trabzon Araklı Değirmencik mahallesindeyiz. Evet. Yaprak kurbağa kendini sakladı. Çok da güzel görünüyor bütün yapılarına kadar. Özellikle bacakları yapışıcı ve yüksek yerlerde çok rahatlıkla dallara yapışıp kalabilmektedir.